Evet, herkese yeniden merhabalar. Yeni bir Rust eğitim videosuyla tekrar karşınızdayız. Tabii bugün bir başlık konusu yok. İşin doğrusu bugün yapacağımız şey sayı tahmin oyunu. Muhtemelen duymuşsunuzdur eğer programlama ile ilgilenmişseniz. Ama daha önce eğer ilgilenmemişseniz sayı tahmin oyunu aslında yapılması çok basit. Hatta giriş seviyesinde bir programlama dilini ilk öğrendiğiniz zaman verilen ilk örneklerden biridir sayı tahmin programı. Tabii esas olayı sadece sayı tahmin olayı değil, yapılması çok kolay fakat bilgisayar bilimlerinde işte ikili arama dediğimiz şeye de gayet güzel bir örnektir. Hem ben niyetimde o örneği yapmak, daha sonra şurada bir tane let code sorusu var. Çok güzel. Aslında yapması, cevabı bulmak çok basit. Bu sorunun cevabını bulmak aşırı basit. Ama performansını artırmak biraz zor. Bu da yine ikili arama algoritmasıyla çözülebilecek bir soru. Fakat öncesinde işte bir sayı tahmin oyununu, daha sonra işte ikili arama implementasyonunu, en sonunda da bu soruyu yapmayı düşünüyorum. Yani toplamda totalde 3 tane video çekmeyi düşünüyorum. Tabii bugün bir defa çektim, sonrası ortalık karıştı. Tekrar çekmek zorunda kaldım. Her neyse, bunu niye böyle... Şuraya tıklıyorum, o çıkıyor. Evet. Şimdi biz bugün sayı tahmin oyunda bir tane kütüphanemiz var. Paketimiz var. İsmi Rand. Biz bunu kullanacağız. Tabii ben öncelikle eski şeyi sileyim. Bunu tamamen sildik. Eğer Rust ile yeni bir projeye başlangıcı yapmak istiyorsanız, projeye başlayacaksanız Cargo New diyorsunuz. Genelde şimdilik dediğim gibi sadece şey yaparsanız, sayı tahmin mesela deseniz herhangi bir sıkıntı olmaz. Sayı tahmin adında yeni bir proje başlatmış olursunuz. Oluşturuldu zaten, siz buraya mesela dir deyip baktığınız zaman bakın burada işte belgelerim falan var. Şurada da sayı tahmin var. Tree diye bir komut var. Kendi sisteminizde yoksa kurabilirsiniz. Ben kurmuşum mesela, bakın burada klasörler, klasörler, alt klasörler, alt klasörler, şöyle şöyle gidiyor. Her neyse, biz şimdi bunu IntelliJ ile açalım. Benim kullandığım editör bu. Biz burada basitçe bir tahmin oyununu gerçekleştirelim. Evet. Başka. Şimdi projemiz, bakalım dosyası nerede projemizin? Biraz yavaş çalışıyorum neyse. Öncelikle Cargo Toml dosyasına geliyoruz. Çünkü bizim burada kullanacağımız bir tane dosyamız buraya tanımlamamız gerekiyor. Cargo Toml içerisinde tanımladığımız kütüphaneleri kullanabiliriz. Ben burada Rand kütüphanesini kullanacağım. Can çekişiyor, evet. Bilgisayarım maalesef çok eski, 10 yıllık bir bilgisayar, can çekişiyor resmen. Yapacak bir şey yok. Burada kargolar falan var. Onlar işimize yaramıyor. Main dosyasına geliyoruz. Burayı biraz değiştireceğiz. Şimdi öncelikle program çalıştığı zaman bize şunu diyecek. Diyecek ki işte önce bir sayı gir diyecek. Tahmin et. Tahmin et desin ilk etapta. Ne oluyor arkadaş, bilgisayar resmen vallahi billahi can çekişti ya. Yapacak bir şey yok. Valla bu ekonomik krizde de bilgisayar alabilecek durumum yok yani. Bitir. Bir zahmet bitir artık. Kurtar bizi. Evet, yeni yeni kurduğum için her tarafta bu işaretler. Şunu bir bakalım. Bunu iptal edebilirsem çok güzel olacak. No. Hepsini iptal et. Ve program, adam kod yazıyor. Sen gelmişsin. Dandik döndük onun bunun altını çiziyorsun. O kadar da şeye gerek yok. Basit şeyleri çizmeye de gerek yok. Bir sürü de bellek harcıyor onlar. Evet, her neyse. Şimdi sayı tahmin et diye ekrana yazdık. Daha sonra bizim yapmamız gereken şey en başta bir tane sayıyı, rastgele bir sayıyı hafızada tutmak. Bunun için bizim Rand kütüphanesini
eklememiz gerekiyor. Şimdi biz burada round'ı tanımlamıştık. Tanımladık ama tanımlamak yetmiyor. Geldik burayı da burada da bunu şeye aldık. Çalışma ortamımızı aldık. Kullanacağımızı söyledik. Şimdi biz bu random'ı kullanabiliyorsak bununla biz sayı türetebiliriz. Nasıl sayı türetebiliyoruz? En basit haliyle R diyelim biz buna. Random türettiğimiz sayıya R diyelim. Round thread RNG dememiz gerekiyor bu arada. Thread RNG. Thread RNG dememizin sebebi aslında gerçekten işlemci seviyesinde bir miktar katakulli yapıp öyle rastgele sayı türetiyorlar. Rastgele sayı türetmek biraz karmaşık bir işlem olabiliyor. Evet. Şimdi bir de get gen range. Range. İşte 1 ile 10 arasında bir sayı. Gerçi bunu söylediğimiz zaman 1 ile 9 arasında türetmiş oluyor. Evet, başka yok. Bu R'nin türü ne olsun? IOTSKI türü olsun. Şimdi get range 1 ile 10 dediğimiz zaman hangi değişken türünde oluşturacağını kendisi bilmeyeceği için bizden isteyecektir muhtemelen. Biz IOTSKI buraya yazdığımız zaman R'nin türünü belirttiğimiz zaman gen range de hangi türde veri üreteceğini öğrenecek. Bunu buraya yazmazsanız da şuraya yazabilirsiniz. Şöyle olması lazım. Ama bunda da böyle mi çalışır tam emin değilim ama biz garanti olsun diye bu şekilde yapıyoruz. Bakalım kargoran diyelim. Kargoran hem derleme yapar hem çalıştırır. Ama sadece derleme yapsın istiyorsanız kargo build dersiniz. Sadece derleme yapar. Bakalım bize ne gibi hatalar vermiş. Rant yok demiş. Niye rant yok? Rant RNG mi dememiz lazımdı? Rant RNG. Bakalım kütüphaneye bir bakalım. Rant RNG. Rust Rant diyelim. Şurada biraz daha güzel örnekleri var. RNG, thread RNG, rand RNG, RNG, rand thread RNG. Ha, iki nokta üst üste olması gerekiyor. Şöyle çalıştırmamız gerekiyor. Tamam. Şimdi çalıştırdık. Bakalım. Karburan diyelim. Evet, herhangi bir şey yok. Bunu ekrana yazdırdı. Sonra rastgele bir sayı türettirdik. Şimdi bizim olayımız şu. Eğer 1 ile 10 arasında bir sayı türeteceksek biz bunu en kötü ihtimalle 4 hamlede bulabiliriz sayının ne olduğunu. O yüzden 4 defa bize hamle yapma izni versin. Tabi burada 4 defa hamle yapacak ama iyi belirtmemize gerek yok. O yüzden şöyle 4 defa belirtecek. 4 defa da ne yapacak bu bilgisayar? Sizden sayı girmenizi isteyecek. Siz sayı gireceksiniz. Daha sonra size işte büyüktür veya küçüktür falan filan diyecek. Öncelikle klavyeden sayı okumak nasıl yapılır? Bunu şey yapalım. Klavyeden sayı okumak için bizim öncelikle klavye olsun dosya olsun bir tane değişken oluşturmamız lazım. Ya string türünde ya vektör türünde ya da array türünde ki ben bunu en son dosya oluşturmada bir miktar anlatmıştım oraya bakabilirsiniz. Biz burada klavyeden okuma yapacağız. Aslında dosyadan okumaktan çok da büyük bir farkı yok işin doğrusu. Yani vektöre de aktarma yapabilirim. String'e de aktarma yapabilirim klavyeden okuduğum bilgiyi. Geliyorum buraya diyorum ki önce let mood işte tahminim ne olsun T olsun. Bu bir string türünde veri türü. String. String new diyeceğiz. Yeni bir tane string oluşturduk ama boş. Mutation, mutable olmasının sebebi şu. Şimdi biz bu T şu anda boş ama biz klavyeden okuduğumuz veriyi buna ekleyeceğiz. Şimdi klavyeden bir sayı okuyalım. Geliyoruz STD IO. Ondan sonra STDIN. STDIN. Bu işte klavyeden input'a başlıyor. Klavyeden input'a başlıyor ama daha okumadı input'u. Biz buna red pardon şurada iki nokta olmadığı için evet STDIN sonra read line satır oku. Peki bu satır ne zaman belli olacak? Enter'a bastığımız zaman. Enter'a bastığımız zaman bu satır, okunan bu satır kime gönderilecek? Hangi değişkene?
değişkenimize gönderilecek. Tabii biz burada readline normalde bize bir result değeri türetiyor ama kullanmasak da şu anda herhangi bir hata çıkmaz. Çıkarsa panik atar mı? Evet, atmama ihtimali var ama ne olur ne olmaz biz geliyoruz. Olur da eğer işte klavyeden okuma yaparken hata verirse biz de ona diyoruz ki sayı okumada hata. Tamam. Hata verirse ekrana bunu yazacak ama program çökmeyecek mesela, öyle söyleyelim. Deneyelim hatta bir bakalım. Gerçi hata verdirtmek biraz zor. O yüzden şu anda hata verdirtemeyiz. Devam edelim. Şimdi biz T'yi klavyeden aldık, okuduk. Bakalım T ne olacak? Onu da bir görelim. T'nin verisini bir görelim. T ne olmuş diye. Çalıştıralım. Ops. In demeyi unutmuşum burada. Tamam. Şimdi bizden 4 defa sayı girmemizi isteyecek. 4 diyorum. Bakalım ekrana ne yazacak? Ekrana T 4 yazdı. Herhangi bir sıkıntı yok. 5 5 yazdı. 6 6 yazdı. 2 2 yazdı. Vallahi gayet güzel. Hiçbir sıkıntı yokmuş gibi görünüyor. Ama biz her defasında ekrana mesela işte sayı gir tahmin yapmasını istiyoruz. O yüzden buraya yine bir print komutu ekleyelim. Printlene tahmin. Evet, tahmin değil de okuduğumuz sayı, diyelim ki bu sayı büyüktür veya küçüktür desin. Sayı okuduktan sonra. Sayı okuduktan sonra tahmin eti şuradan alalım. Şuraya ekleyelim. Her defasında tekrardan tahmin et desin. Tabii siz buraları değiştirebilirsiniz. 3 dedik. 3. Niye bu iki satır birden ekliyor? Ekrana iki satır ekliyor. Mut T dedik. Read line. SSD'de in read line. Yanlış bir şey mi yapıyoruz? 4 diyelim. Yine. Şimdi 4'ü ekrana yazdık. Enter'a bastık. 4. Ve alt satıra taştı. Lan bizimkisi gözden kaçan bir şey mi var? Tekrar çalıştıralım. Bakalım ne oluyor. 3. Çok ilginç ya. Vallahi ben bunu bu kadar beklemiyordum. Yani debug halini yazdırmayınca, şu aradakileri yazdırmayınca, süslü bir şekilde yazdırmayınca T sanki bir sayıymış gibi okuyor. Yani şu enter işaretiydi mesela. Bunu da enter'a atıyor. Daha güzel, süslü bir halde gösteriyor. Ama böyle yapınca, böyle yaptığımız zaman karakter neyse ne, en çirkin haliyle olduğu gibi ekrana yazıyormuş. Bunu da valla ben ilk defa fark etmiş. Böyle bir şeyi fark etmemiştim daha önce. Her neyse, tamam. Biz T'yi okuduk. Fakat bu T bir sayı değil. Şimdi biz burada rastgele türetilen sayıyla bunu karşılaştırmak zorundayız. Ama biz bir string ile bir integer'ı karşılaştıramayız. Dolayısıyla biz bunu ne yapacağız? Bu T'yi bir şekilde sayıya çevireceğiz. O zaman geliyoruz buraya. Let T 2, tahmin 2 bu defa sayı olduğu için ne olsun? T'nin chars diyoruz. Chars. Ya da aslında white space'lerini silebileceğimiz bir şey var mı? Bir bakalım. Contain string drain demiş. Drain range nereden nereye silelim? Son drain range kaçtan kaça? Eleman sayısı, ama eleman sayısını işte string'te bunu tam olarak çözemeyiz. Biraz karmaşık olabilir. Normal sayı olsa çözeriz de. İşin içinde UTF-8 olduğu için drain tam istediğimiz gibi çalışmayabilir. O yüzden biz direkt chars diyelim. Chars. Chars burada string karakterleri üzerinde bize bir iteration veriyor. Iteration'ı daha önce anlatmıştım. String'i de daha önce anlatmıştım.
Şöyle düşünün, mesela buradaki 3'ü şu şekilde yapıyor aslında bize. Şöyle bir dizi olduğunu düşünün. Bir tanesi 3, bir tanesi şu. Of. Şöyle iki elemanlı bir dizi veriyor bize. Biz bunun üzerinde iteration kurabiliyoruz haliyle. Ama bize lazım olan sadece bu değil. Biz burayı sileceğiz. Sadece bunu bırakacağız ve bıraktığımız bu sayıyı da integer'a çevireceğiz. Yapmamız gereken şey bu. O yüzden biraz uzun sürecek. Şeye çevirdik. Iterator'a aldık. Daha sonra geliyorum, diyorum ki sen ne yap? Filtrele, filter. Kimi filtrele? İşte karaktere C diyelim. White space olmayanları. White space dediğimiz mesela boşluk, enter, işte satır sonu, nokta, virgül. Bunlar mesela white space dediğimiz karakterler. Biz bunların hepsini çıkaracağız. Geriye kalanlar bize lazım. Mesela burada enter'ı çıkarıyoruz. Geriye kalan kim? 3. Is white space dediğimiz zaman, mesela bir karakter üzerinde is white space dediğimiz zaman, eğer mesela 3 bir white space mi? Hayır. Bu bize, burası bana false değeri veriyor. Dolayısıyla ben bunun değilini aldığım zaman bana true değerini verir. Yani 3'ü tutar ama buraya geldiği zaman bu mesela is white space mi? Evet. Bu bana true değerini verir. Ben ünlem işaretinden dolayı değilini aldığım için bunu iptal eder. Filtreledim. Filtreledikten sonra geliyorum. Benim filtrelediğim elemanlardan kendime bir tane yeni bir veri türü oluşturmam gerekiyor. Nasıl veri türü oluşturabilirim? Birkaç çeşit iş yapabilirim. Birincisi, ben bunlardan bir tane şöyle bir veri türü oluşturabilirim. Charlardan oluşan bir veri. Char mı? Char mı? Char değil de ben bildiğim char olması lazım. Her neyse. Böyle bir veri de oluşturabilirim mesela. Ama ben hiç bunlarla uğraşmayayım, vektörle hiç uğraşmayayım. Bana elde ettiğim, filtrelediğim karakterlerden yeni bir string oluştursun istiyorum. Zaten string de aslında vektörün bir nevi uyarlaması, değişik bir uyarlaması aslında. String'i oluşturduk ama hala mesela sadece 3 kaldı ama 3 hala string. En sonunda geliyorum, bunu parse ediyorum. Parse ettiğim zaman şimdi parse metodu aslında result değeri türetiyor. Yani ya okey değeri veriyor bize ya da error veriyor. Ben ama eğer sayı girildiğinden eminsem veyahut yine buradaki expect gibi, expect deyip sayı girmediniz diyebilirim mesela. Ama tabi parse neye çevirecek peki? Biz ona şu string'i al sayıya çevir dedik ama neye çevireceğini bilmiyor. Biz buraya i32 yaptığımız zaman i32'ye çevirir ya da buraya da aynısını buraya da yazabilirdik. i32 deseydik yine i32'ye çevirecekti ama biz buraya i32 deyince zaten anlamış oldu. Şimdi mesela bakalım t2 kaç? Bu defa süslü haliyle yazalım ki string mi sayı mı olduğu belli olsun. Hop, nerede? Expect. Ha, şurada noktalı virgül atmamışız. Run. Evet. 4 yazalım 4. 5 yazalım 5. 6 yazalım 6. Tamam, sayıya çevirmiş. T2 bir sayı. Şimdi ben geliyorum. Burada bir tane ordering denilen bir tane kütüphane var. Bu da çok güzel çalışıyor. Bunu da kullanmak mümkün. İsterseniz şöyle çalıştırabilirsiniz. Match. Neyi match yapacağım ben? R ile rastgele elde ettim. Sayı nokta cmp dediğim zaman kimle karşılaştıracağım ben bu R'yi? T2 ile. T2 ile karşılaştırdığım zaman 3 ihtimal var. Ya küçüktür, ya büyüktür, ya da eşittir. Eğer bu işte karşılaştırmadan elde edeceğim değerlerden bir tanesi. Ordering ne? Less ise, yani R küçük olan ise ne yapsın? Print
Println r daha küçükse daha küçük sayı gir. Mesela bu less olduğu zaman yani r daha küçük. Benim tahminim daha büyükse daha küçük bir sayı girmesi gerekiyor. Ha eğer ordering less değil de greater ise yani benim girdiğim sayı daha küçükse r daha büyük bir sayı ise bu defa daha küçük değil daha büyük bir sayı girmem lazım. Veyahut son ihtimalde ordering equal yani eşitlik. Eğer eşitse ne yapacak? Bu defa iki tane komut kullanacağım için şöyle bir şey yapsam daha iyi olur. Şöyle. Evet. Equal olduğu zaman tebrikler diyecek ve döngü sonlanacak. Break diyeceğiz, döngüyü sonlandıracağız. Tamam. Şimdi bir çalıştıralım bakalım. Ne olacak? Ha, 3 defa değil de R'yi bir de ekrana yazdıralım tam emin olayım. Acaba düzgün sayı giriyor muyum, girmiyor muyum diye. Evet, şimdi 4 hamlede bakalım. Tahmin 1 ile 10 arasında 5 diyorum. Daha büyük sayı gir. Niye? Ha. Hem tamam 8'miş zaten. O yüzden bunu yazdırmaya gerek yok. Daha büyük sayı demişiz. Tamam. Ekrana yazdırmayalım. Tekrar deneyelim. 5 diyorum. Daha küçük bir sayı gir demiş. 1 ile 5 arasında hangi sayı var? Sallıyorum. Sallamıyorum tabii. Tam orta sayıyı buluyorum. 1 ile 5 arasındaki sayı işte 2, 3, 4, 3'tür ortanca sayı. Daha büyük bir sayı gir. 4 diyorum. 4 en sonunda tutturduk. Aslında bu gayet basit. Mesela 1 ile 100 arasında olsa tabii 101 yapıyoruz. 7 hamlede ben bunu mesela bulabilirim. En kötü ihtimal 7 hamlede ben bulabilirim. Dolayısıyla mesela bunu da 1 ile 100 arasında tahmin edilen bir sayıyı da 7 hamlede bulabiliriz. Bunun sebebi de her defasında bizim tahmin aralığımızın yarısını tahmin etmek aslında. Mesela şimdi bizim elimizde bir sayı var. 1 ile 100 arasında bir sayı. 1 de olabilir, 100 de olabilir ama nerede olduğunu bilmiyoruz. İkili arama algoritmasında aslında olay şudur. Tam orta noktaya gidiyoruz. 50. Ne dedi bize? Daha büyük bir sayı gir. Demek ki bizim aradığımız sayı 50 ile 100 arasında bir sayıdır. Bu da kaç olur? İşte 75 ortanca sayıyı seçiyorum. Ne dedi? Daha büyük bir sayı gir. Demek ki benim sayım 75 ile 100 arasında bir sayıdır. Yani 25 varsa 12 ekle 75'e. Ne oldu? 87. 87 giriyorum bu defa. Daha küçük bir sayı gir. Ha, şimdi mesela 75 ile 87 arasında bir sayıymış. O zaman 82 diyorum mesela. Ya da 81 aslında. 75, evet 6 ekle 81, 6 daha ekle 87 ediyor. Attı 80. Daha küçük bir sayı gir dedi. Aa, demek ki 75 ile 80 arasında bir sayıymış. O halde geliyorum 78 diyorum. Daha küçük bir sayı gir. Zaten 75 girmiştik. 76, 77 ya 77'dir ya 76. 76 tuttu. En kötü ihtimalle 7 hamlede biz bunu bulabiliyoruz. Aslında bu olay da biraz şey. Her defasında ikiye bölüyoruz ya. Üstel fonksiyonun tersi yani logaritmadan aslında bulunuyor. Nedir buradaki logaritma? Log 2 tabanında 100. Mesela hangi aralıktaki sayımız var bizim? Kaç elemanımız var? 100 elemanımız var. Tahmin ettiğimiz aralık 100. Ve her defasında 2'ye bölüyoruz. 2 tabanında 100. Kaç eder o da? Tabi ben matematikçi değilim ama kısaca şöyle. 2'nin kaçıncı kuvveti 100 eder? Ya da 100'den büyüktür. Mesela 2'nin 6. kuvveti 64 ediyor. Dolayısıyla mesela 6. hamlede tutturamama ihtimalimiz var. Ama 7. hamlede %100 biz o sayıyı tuttururuz. Eğer bu mantığı devam ettirirsek yani her defasında sayı aralığını 2'ye düşürürsek. Mesela düşünün 50. sayıyı tam orta noktasını aldığımız zaman ne yapıyoruz? Biz aslında elimizdeki 100 sayının yarısını artık hiç kontrol etme gereği duymuyoruz. Her defasında yarısını atıyoruz. Nasıl ki işte sayının üsteli işte birinci katı ikinci katı gidiyorsa bu defa da mesela her defasında yarısı gidiyor. İki tabanında yarısı gidiyor azalıyor.
Bu yüzden logaritma iki tabanında diyoruz. Tabii böyle olunca ne oldu? Biz mesela en kötü ihtimalle 7 hamlede bu sayı kaç olursa olsun 1 ile 100 arasındaki sayıyı tahmin edebiliriz. Biz buna ikili arama diyoruz. Tabii bu ikili arama birçok yerde aslında kullanılıyor. Bunun mesela daha güzel bir uyarlamasını bir sonraki videoda işleyeceğiz. Tabii niyetimiz aslında buradaki programda bunu kullanmak. Buradaki let code sorusunda uyarlamak. Çünkü burada da mesela tam olarak binary search kullanılmıyor ama binary search'e yakın bir mantıkla bunu test edip işte yüksek bir performans elde edebiliyoruz. Evet, bu konu şimdilik ne olsun burada bitsin. Eğer biraz ekranı küçültelim. Bütün sayı şu kısımları görmeniz. Şuraları bir silelim. Başka ne var? Şunu da bir yukarıya alalım. Maksat ekran. Şu order'ın kısmını siz zaten ekleyebilirsiniz elle. Görmeseniz de olur. Ha, main kısımları bize yeterli. Tamam. Evet, kodlarımız bu kadar. Bununla biz basit bir şekilde sayı tahmin oyunu yaptık. Mesela bunu bir 1001 yapsak bu defa kaç hamlede bulma ihtimalimiz var? 8, 9 mu? 9, 10 hamlede mesela kesin olarak bulursunuz. 1000 aralığında olsa. Çünkü 2'nin 10. kuvveti 1024'e falan tekabül ediyor yanlış hatırlamıyorsam. Evet, bunu burada şimdilik bitiriyoruz. İkili aramaya gayet basit, güzel bir örnek işte bu sayı tahmin oyunudur. Biz bir sonraki derste ikili aramaya örnek gerçek bir uyarlama yapacağız. Daha sonra dediğim gibi first missing positive integer sorusunun çözümünü buna göre uyarlayacağız. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın efendim.